Ümmeti Muhammed'in adamı ol. Bir grubun, bir kliğin, bir şahsın, bir yazarın, bir hocanın, bir aydının, bir karanlıkçının kimse. Bir vakfın, bir derneğin senin ekmeğini, kaymağını yediği bir mantıkla bulunduğun sürece Huzeyfe radıyallahu anh'ın korktuğu tehlike senin üzerinde gerçekleşiyor demektir. Varlığın ümmeti kaldırsın. Eğer bir genç olarak kuş bakışı bakan gözün sahibi bir genç olarak senin varlığın ümmeti Muhammed'e prestij katmıyor. Tam aksine ümmeti Muhammed yerine ümmetten geçinen bir isim, vakıf ismi, dernek ismi, klik ismi sömürüyorsa seni ve hayatı, senin hayatını bu demektir ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ikazını anlamadın. Sen mağara yolunda değilsin. Saraydasın hala. Ancak gençler burada biz Müslümanların siyasi imamı olur. O imamın etrafında dururuz biz. Derken Müslümanların vakfı olmaz demiyorum ki. Müslümanların derneği olmaz demiyorum. Müslümanların tarikatı olmaz demiyorum. Hocalar etrafında insan toplamasını demiyorum yazarların etrafında toplanmayalım demiyorum. Ama ne diyorum? Aslı Kabe'dir bu namazın diyorum. Camiler Kabe'ye yönelik olduğu sürece camidir yoksa kilisedir diyorum. Bizim İstanbul'un bir mahallesinde bir camide namaz kılıyor olmamız ne anlama geliyor? Gidemediğimiz için Kabe'ye onun yönünde şubesi niteliğinde ve Kabe'nin on binlerce kere alt zemininde bulunan bir binada namaz kılıyorum demektir. Eğer benim camim Mescid-i Haram'dan daha değerlidir demeye kalkarsa bir imam, o camide ben namaz kılabilir miyim? Kabe ile yer değiştirmiş bir cami, benim namaz kılabileceğim bir cami midir? Hayır. Kabe aslıdır bu namazın, yönlerin aslıdır. Temel yön orasıdır. Kabe'nin, şubesi niteliğinde ve yönü ona yönelmiş olan, bütün hizmetleri Kabe'ye yönelik olan, bütün namazlarda asıl yönün Kabe olduğu bilinerek içinde hizmet alınan bina, camidir, mescittir, orada namaz kılınır diyor. Tarikatlar bulunsun, vakıflar bulunsun, dernekler bulunsun. Bulunmalı da bu büyük nüfusu kolay kolay Müslümanların Kabe'nin etrafında tavaf ettirmesi mümkün olmadığı gibi, aynı şekilde siyasi imamları, Müslümanların bulunsa da bulunmasa da bu tarikatlar gibi vakıflar gibi hoca efendiler gibi veya aydınlar alimler gibi insanların etrafında toplanmak gereklidir. Ama cami ile Beytullah ilişkisini unutmayacağız. 10 senedir bulunduğun grup içerisinde İslam'a kattıkların ve o gruba kattıkların arasında oranlama yap diyorum ben. O grup kendisini nereye koyuyor ona bak diyorum. İslam saldırı altındayken ki refleksleriyle o gruba saldırıldığı zamanki refleksi ölç diyorum sana. Müslümanlar sokaklarda süründürülürken siyaseten dikkat çekmemek için biz bu süründürmeye karşıyız bile diyemediği halde tesadüfen kendisi suçluyken bile yakalandığında dünya yıkılmış gibi feryadu figan eden birisinden anlam çıkarsan bunun suları ümmetin barajına mı akıyor kendi havuzuna mı akıyor bunu unutma. Genç olarak mağara yürüyüşünde bu kesin şartındır senin. Bundan tabisi veremez.